Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 106 آيات أستعيذ بالله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير آيةً Nimani ki mansuh qilsak, o'zgartirsak yoki uni unuttirsak yoki kechiktirsak, undan yaxshirog'ini yoki unga o'xshaganini olib kelamiz, keltiramiz. Alloh har narsaga qodir ekanligini bilmadingmi? Suyutining tafsiri وَلَمَّ تَعَلَى الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ Kafirler, ahli kitaplar, müşrikler, bu bütün kafirler, mensuhlik meselesi de Peygamberimiz Aleyhisselam'a, İslam dinine ve Kur'an'a tane kılışıp, tırt dikizgenleri de وَقَالُوا اِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِأَمْرٍ وَيَنْهَا عَنْهُ غَدًا Ve ettiler ki, bu Muhammed uzunin ashablarını bugün bir nesilge büyüretti, ettiği ondan nahi kılırırken, bu kanaka din bu, bu kanaka peygamber, bu kanaka kitap bu, hak din bu ne bu neydi ki uydur? Etiraz kılışken de nezzele, mene şu ayetler nazil buldu. Mâ şartiyyetun, mâ şart kelimesidir, nime iki, bo'lyapti. Nansax min ayatin ya'ni oyatdan nimaniki mansux qilsak. Ayna zala hukmuha. Ya'ni uning bir hukmi nozil bo'lsa. Imma ma'a lafziha aw la. Yo lafzi bilan bo'ladi yoki lafzi bilan bo'lmaydi. Va fi qiraatin bi dhommin nun min ansaxa. Bir qiraatda esa nunning zammasi bilan ya'ni ma nunsikh bo'ladi. Ansohadan. Ay na'muruka aw jibrila bi nasxiha. Ya'ni seni yoki Jibrilni bir oyatni nasx qilishlikka buyursak bo'ladi. Ma nansakh bo'lsa o'zimiz mansux qilsak degan ma'noda, o'zgartirsak degani. Agar nunsikh desak, unda nasx qildirsak seni sababin yoki Jibrilni sababi bilan degan ma'noda. Aw nunsiha nu'akhiruha kechiktirsak deyapti. Nunsi hozir bu qiroatda nasiya yamsadan chiqyapti. Buning ansa sulosiy mazid birinchi bobdan ansa yunsi bo'lib nunsiha unuttirsak. Lekin nu'akhiruha degan tafsirni nasa'a degan kalimadan chiqaryapti. Nunsi nunsi buni hamza bo'ladi. Nunsi ha degani nuakhir ha degani. Nasa'a ansa'a degani kechiktirdi degani. Fala nunzil hukmaha ya'ni hukmini nozil qilmasak, kechiktirsak bir masala, masalan aytaylikki, aroqning haromligi kechikyapti yoki jihodning farzligi islomning avvalida kechikdi. Shunga o'xshagan ba'zi hukmlarni kechiktiradigan bo'lsak va narfa'u tilovataha va uning tilovatini ko'tarsak av nuakhiruha fil lawhil mahfuzi yoki lawhil mahfuzda uni ta'xir qilsak va fi qiraatin boshqa bir qiraatda bila hamzin minan nisyan hamzasiz nisyon degan kalimadan keladi ya'ni unutmoq degan ay nunsikaha ya'ni senga u oyatni unuttirsak ay namhuha min qalbik ya'ni qalbingdan o'chirib yuborsak degan ma'noda. Va javobu sharti na'ti bi khayrin minha.
Şartning javobi esa undan yaxshirog'ini keltiramiz degani. Anfa'a lil ibadi fi suhulati aw kasrati al ajri. Ya'ni undan yaxshirog'i nima degani? Yengillikda qullarga, bandalarga manfaatliroqi va ajri ko'proqi yoki ajri ko'proqi. Aw misliha fi taklif yoki taklifda Alloh tomonidan bandaning ustiga yuklashlikda unga o'xshagan va savobi va savobda ham unga o'xshagan bo'lsa. Alam ta'lam anna Alloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodirligini bilmadingmi? Va minhu an-nasu va tabdilu. Alloh taolaning har narsaga qodirligidan ba'zilari nasb qilishlik va o'zgartirishlikdir. Val istifhamu litaqriri. Bu yerdagi savol taqrir uchun. Ya'ni bilib olgin, Alloh har narsaga qodirligini bilib olgin degan ma'noda kelyapti. Kengroq izohlaydigan bo'lsak, mana shu yerda aytgandek, kofirlarning e'tiroziga qarshi nozil bo'ldi bu. Kofirlar payg'ambarimiz alayhisalomga, islom diniga, Qur'onga e'tiroz qilishdiki, bu haq din emas. Agar haq din bo'lganda edi, o'zgarmas edi, deyishdi. Alloh taolo ularni rad qilib, bu oyatni nozil qildiki, mansub bo'lishligi mumkin. Bu Allohning ishidir. Alloh qilyapti buni. Va Allohning hamma ishlarida hikmat bor. Alloh taolo birorta masalani o'zgartiryapti, hukmni o'zgartiryaptimi? Demakki, bandalarga foyda bor. Va Alloh taolo har narsaga qodirdir. Fa'alun lima yurid. Xohlaganini qiladigan zot, hech kim e'tiroz qila olmaydi. Taslim bo'lishdan boshqa chora yo'q, boshqa yo'l yo'q. Kimiki dunyo oxiratda najot topaman desa. Va boshqa tafsir kitoblarida aytiladiki, aslida yahud, nasroniylar va boshqa millatlarning payg'ambarimiz alayhisalomga, Qur'onga, islomga e'tiroz qilishlikka, ta'na qilishlikka haqqi yo'q. Ular islomdagi nosiq mansuxlik, ya'ni hukmni o'zgartiruvchi va hukmni o'zgartirilgan masalalar to'g'risida tanqid qilishlikka haqqi yo'q. Chunki butun payg'ambarlarning shariatida mansuxlik bor edi. Nasx qilishlik bor edi. Mana yahudlarni o'ziga kelsak, o'tgan oyatlarda tanishdik. Ular buzoqqa ibodat qilgan vaqtida Musa alayhissalom avvaliga "Uqtulu anfusakum" o'zlaringizni o'ldiringlar deb hukm bermadimi? Keyin Musa alayhissalom va u kishi bilan birgalikda mu'minlar Allohga yalinib kechirim so'rashdi. Oldiniga hammasini o'ldirib olishlikka bo'lgan bir hukm keldi. Keyin to'xtanglar, o'ldirmanglar deb boshqa bir hukm kelyapti-ku. Hammasini qirib tashlamadi-ku. Bunga misollar nihoyatda ko'p. Yoki Musa alayhissalomning shariati o'zidan oldingi shariatlarni mansub qildi-ku. Mana Odam alayhissalomning shariatida boshqa iloji, boshqa yo'li bo'lmaganligi uchun Odam alayhissalom o'g'li bilan qizini uylantirardi-ku. Aka singillar uylanardi-ku. Boshqa chorasi yo'q edi. Ba'zi rivoyatlarda kitoblarda zikr qilinadiki, Havo onamiz tuqqanlarida bir o'g'il, bir qiz tug'adilar. Keyingi tuqqanlar shunday bir o'g'il, bir qiz tug'adi. Boshqa-boshqa tug'ilgan farzandlarni keyin uylantiradilar. Bir tug'ilganni uylantirmasdilar-u, lekin boshqa-boshqa tug'ilganlarni uylantiradi. Ya'ni shunday qilmasa boshqa chorasi yo'q-ku, insoniyatni ko'payishligini boshqa imkoni yo'q. Agar hozirgi hukm, ya'ni Musa alayhissalomning shariatida ham shu hukm ediki, aka singillarning, opa ukalarning uylanishligi joiz emas, harom. Biz buni biz yaxshi bilamiz, ya'ni hukmi qatildir. Kimiki o'zini opa singillariga uylansa, qatl qilinadi, o'ldiriladi. Lekin Odam alayhissalomning shariatida bor edi bu narsa. Hukm o'zgardi-ku keyinchalik, qarang. Muboh bo'lgan narsa keyin harom qilindi. Yoki Nuh alayhissalom avvaliga kemaga hayvonlardan oldilar. Keyin quruqlikka tushdilar. Nuh alayhissalomga bütün hayvonlar halol qilingandi, muboh qilingandi. Keyinchalik mana Musa alayhissalomning shariatiga kelib, ba'zi hayvonlar harom qilindi-ku.
Yani Allah'ın işlerinde nihayet büyük hikmetler var. Bütün insaniyet tarihi şahit ki bütün peygamberlerde şeriatı da hükümlerinin özgârışlığı bugün. Ve bu Allah-u Teala hala kendini kıladırken zat bugünlük için ve Allah'ın her bir işte hikmet bugünlük için ve yine Allah özü ediyordu ki ne'ti bi hayri minha ondan yakşırağı Rabkilerimiz deyordu. Bendelerine yakşırağını alıp kalıp geliyordu Allah-u Teala. Yakşırağını beriyordu. Bendelerine, kullarına, mahluklarına yani hem yakşırağı yani hem asarağı uzu asan bulturup savabı köprağı bulsun diyenlik için buluyordu. Ve yine Allah-u Teala kalbide merazı olan insanlardı, merazını hem ortaya çıkardı. Allah'ın hikmetleri yok. Demek mensuhluk var bu gönlesek. Onu hiç kim inkar kılamıyordu. Yahudiler inkar kılışırdı bizi karşımızda, bizi zıddımızda. Lakin Tevrat'ta hem var, İncil'de hem var, Zebur'da hem var. Bütün kitaplarda var. Bütün peygamberlerde, tarihide, bütün peygamberlerde, şeriatı da var. Nasıl mensuhluk bizi dinimizdeki en mühim meseledir. Biz bu meselenin hatta çıkıyor bilinçliğimiz gerek. Bu meselenin nasıl mensuhluk meselesini ulemalarımız Allah razı olsun usulü fiqh kitapları da nihayette şurali beyan kılışken ve usulü tefsirde, usulü hadiste en var. Hatta mühim mesele bu kendisi için. Çünkü bazı ayet hadisler bir meselenin bir hükümde büyüredi ya ki men kıladı ki başka bir delil kilitse onu tezkarısını beyan kıladı. Bu mensuhlik değil. Neskun diye kelimeni bir neçe manaları var. Biri nakıl kımaklık. Nuska dedik ki falan kitabının nuskası. Yani o kitabının köçürülgeni diye manada. Yani bir nesih diyeni bir nesini ketkizip onu getirişliği diyeni. Yani bitti manası ise bir nesini mutlaka ketkizişlik. Onu koymaslik. Bir de hazır ahirge ikide manası kast kılınıyor. Nakıl kılışı meselesimez. Bir yerden bir yerden hükümde nakıl kılış değilmez. Bir hükümde ketkizip onu koyuşlik. Peki bir hükümde mutlaka yukat varışlik. Ya ki unutturuşluk de yaptı Allah Teala. Unutturuşluk demedi yani. Bunun hem ikide manası var. Biri zahiri manası ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kalbinden, fikirden çıkıp getirdi. Unutadı. Esiden çıkıp getirdi. Buluşu mümkün. Lekin bunu Şiyalar özlerine delil kılmasın ki demeyim bana Muhammed iki ayetlerde unutuşu mümkün olsa sahabelere mi unutken o şeylerde unutkenlerini toplayıp durup biz Kur'an'ımızı 40 para kıvaldik 50 para kıvaldik üyeldik 40 kıvaldik demesin onlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın unutuşluğu olsa Allah Teala avnunsiha diye. Ya biz unutturamız diye. Bu Allah'ın iradesinden buluyor. Muhammed Aleyhisselam'dan keyingi insaniyet, kıyamet geçe. Ularga kerak bo'ladigan bir mesele bo'lsa Allah Teala onu unutturmaydı. Lekin Allah Teala şu hükümünün şu meselenin yo'qolishligini xohlaganligi uchun unutturuyor. Bazen açıkçası ya, men kıladı onu, o hükümde özgürtiradı, nasıl kılıp, bazen ise unutturadı, unutadı. Peygamberimiz Aleyhisselam unutadı, sahabeler unutadı, şimdi kılı yukarı kötü uğradı. İki yolu var. Şimdi nisyanın yine bitti manası, terkün diye manada. Unutmak, terk kılmak diye manada hem kiladı. Yani evnet, yani biz onu terk kıldırsak diye manada. Taşlattırsak, taşlagindirsek. Elbette ondan yaşırağını alıp gülemiz de yaptı Allah-u Teala. Ya ki onge hoşça gelene. Hiç kaçan Allah-u Teala aldığı hükümden yamanağını, kıyırağını alıp gülemedi. Yaşırağını alıp gülemedi. Şimdi bu aldığı hüküm yaman diyenemez. Aldığı hükümler sizi haletizge karabbul yaptır gelmezse. Allah Teala insoniyatni asta-asta tarbiya qilib kelyapti. Masalan shu aroqni masalasida bir daniga harom qilsaydi, insonlar arablar buni ko'tara olmay qolishi mumkin edi. Ularning hayotiga singib ketgan edi bu aroq masalasi. Shuning uchun Alloh Taala uni sekin-sekin asta-asta tarbiya qildi insonlarni. Bir daniga harom qilmadi, sekin-sekin uzoqlashtirib, keyin harom qildi.
aldığı uzaklaştırıcılık hükümleri mensup olup gitti ki. Ve başka bunun misalları köp ki, hemesini teşirip görsünüz, hemesinde nuhatta büyük hikmetler var. Allah'ın nuhatta büyük bir terbiyesini görürsünüz. Demek ki Allah Teala insanların terbiye kılıçlığı da şaşırmazdan sekin sekin terbiye kılıyordu mu? Şimdi davetçilerimiz hem ulamalarımız hem insanların ıslahı ile şuğullanıyordurken kişiler hem şaşırmazsın. Nereden ki hemen ıslahı da şeyime memlekette tuzatı varamam demezsin. Tedricen. Sekin sekin buladı. Sekin sekin kılıçlığı gerek. Rabbul Alemin bugün zat bana sekin sekin terbiye kıldı. Muhammed Aleyhisselam'daki en mükemmel insan tedricen, sekin sekin, asta sekinlikle terbiye kıldı mı? Demek bize asta sekinlikle terbiye kılamız başka çaresi yok. Hiç kim gelip bir deneye ıslah kılıp bir deneye tuzat var almayordu. Mümkünmez o. Bu mümkün bölgede Muhammed Aleyhisselam kılardı bunu. Ön 3 yıl Mekke'de kıynelip yürmesiydiler. Bana şu mensuhlik meselesini müfessirler usul kitaplarına havale kılıp etiketi uğradı. Peki ben biraz aytemem ki, çünkü köprülük avamlar, ya ki iktidai talib ilimler hala usul kitaplarını okuyunca, hala anca var, mensuhlik meselelerinde köp tefruatlarını bilmeyenler için bazen inkar kıladı. Mesela, mensuh bugün ayetler, bazı ayetler var, bunun hükmü hem mensuh buladı, tılavatı hem mensuh buladı. Bazı ayetler var, fakat yine hükmü mensuh buladı. Lekin tılavatı kaladı. Bazı ayetler var, tılavatı mensuh kigen, kılingen lekin hükmü kaladı. Bana şu en kette üçte türü, en kemide şunu bilelik. Ve bu mensuhlik aynı şekilde Kur'an'da hem hadiste hem var. Mensuhlik fakat yine Kur'an'ı hadiste buladı, icmada, kıyasda bu meyledi. Yakında şimdi dinge kızıkken, ilimge kızıkken lakin avam, Arapçanı bilmeyen bu neçe yiğitler bizi zamanımızdaki trafisirlerden tahsillenip racim meselesini soruştu. Racimdi ki ben bar meselesini ettim. Racim bar bu yerlerse hadislerine karasik ki hiç kendi gapsuz yok. Sahih hadislerden sabit bu yer. Yüzükür hadislerden sabit. Bar bu yerlerse İmanlı dava kıyan kişiye şu yitadı. Bunu kabul kıldınız mı? Hani kabul kıldı. Bu mesele bitti. Yani bunu aldı da size yakışım cahitemem. Dedim. Karim. Onlar hadisten çüntürüp, kulağa meselelerini çüntürgenden kiyin. Yani ular avam bu yanı güçünmüyüm. Aldığına meselelerini müstahkem kıldım. Kiyin ettim ki, yani ikinci meselelerini onu yazılar yetki. Racim doğrusu da ayet nazil bu yanıdı. Şimdi yaş katta erkek ve yaş katta kadın zina kıladırken bu ise kullarını racim kılıyordurken ayet nazil buyuyen. Sahabelerden sahih hadisler var. Şu ayet nazil buyuyen biz okuyemiz, yadlayemiz, amel kıyemizdir. Ki bu ayetin tilavatı mensuh buldu, kıraatı mensuh buldu. Lakin hükmü kaldı. Hükmü var. Ömer ibn-i Hattab Bukhari ve Müslim'deki yine sahih hadislerde dediler ki eğer insanlar Umar Kur'an'a ziyade kıldı demeyen dedi mi Kur'an'a yazıp koyardım şunu. Ben korkamam ki hele ki yeni zamanlarda bu ümmet racim dinkar kıladı. Yahudiler yokşap racim dinkar kuvalıştığından korkamam. İhtiyat boylar inkar kümeyler. Resulullah amel kıldı, racim kıldı, bizden racim kıldık. Dediler. Ve şimdi deliller ki şunu etkenden ki hele ki ballar ular zaten de profesörlerdi, raddiyelerini eşitken de. Derbaat yaptı ki, bu kanaka gel bu, bir ayet nazil bulat da, kıraatı mensuh bulat da, yani ilmi bilmedi, o hulasasını et yaptı. Kur'an'da yok da bu ayet, yok. Kur'an'da yok ayet ki biz kendi amel kıramız diye. Hani bu daccal profesörler yaptı bu taraftan elektrik ile. Onun mensuh bu geldiği meselesine girmeyedi. Mensuhlik meselesini biliyor adam, şu nedir bunu? Tılavatı mensuh bugün hükmü kagen deydi. Peki profesörler avamca taraftan geliyordu da eğer bu Kur'an bulsa köstersin bizge. Hani ahli sünnet ulamaları köstersin. Kur'an'da yok mu? Bu mesela insanlar da eldemesin. Kur'an'da yok nasıl? Kur'an mehniydi.
Savamışanıp da doğru dedi. Şu kolumuzda turgen Kur'an'dı, içi de barı bar, yoku yok dedi. Avamla şunu dedi de, başka insan düşünmüyordu ki bunlar. Eğer siz ki bu Kur'an'da içi de bulmayan bazı ayetler var. Siz hayran kaladı ki, iyi. Bu insan neler yazılıp yazılmaktayken bunlar. Hayran bulup kalıştı. Bundan ki, yani profesörlerden tahtındayken geplerini geplerini yapıyordu, biraz katta yapıyordu bunlar. Baktım sizler. Daca profesörlerini, vahsaslarını getirmeyeler birinciden. İkinciden, sizler bilmeyen nasa acayip bulur muydu? Sizler bilmeyen nasa akıllıya doğru kimeyen nasa bulur muydu? Çok ne sana bilmeyesiler, günü mü anı bulasılar sizler? Biraz katta getirdi, dinlemeye kaldı. Sen aldın okuyla, nasuh mansuh masallarını okuyla, kitapları teşhiriyle, ondan ki bu masala doğrusu da fikir yürütüyorlar. Hiç de sana bilmezsen, profesörlerden, eşitken vasfasalardan tahsillenip buna hayat bu neydi ki demeyler. Hani mensuhluk meselesi çünkü mühim mesele. Küfürü alıp baradıyan, dindi büzüşke alıp baradıyan, haletke çikolatsa ya mensuhluk meselesini bilmezsiniz. Allah Ta'ala nasıl mensuhluk meselesini zikir kıyandan ki alem te'alem enne Allah'a ala kulli şeyin kadir. Allah Ta'ala hem nesil kadirliğini bilmediğin mi diyordu. Bilmediler mi insanlar? Allah Teala her neyse kadirliğini. Bildiler mi? Bilgen bu sefer. Hükümler ne müzgertmişlik ki kadir? Ama sizlerine yakışık oluyordu. Sizlerine faydalarız öyle yaptı Allah Teala. Allah her neyse kadirdir. Hiç neyse Allah Teala'ya kıyınmaz. Hiç neyse Allah Subhanehu ve Teala'nı aciz kaldırmıyordu. Ve Allah Teala hiç kimden korkmuyordu. Hiç kimden tartınmıyordu. Hiç kimin ayakımıydı Allah Teala. Hala yanını kıladığınız zat. Bir de her neyse kadirdir. Şu hükümlerini özgertişke kadir Allah Teala. Demek bundan ki bir şey yaptı ki dinde şeriatta bir hükümlerin özgertişi bu dinin acizliği ya ki bu dinin sahibi Allah Teala'nın acizliğini emez. Belki her neyse kadirliğini kürsat yaptı. Yahudiler etendi ki bir dinin hükmü özgertse demek ki bu din zayıf din eken. Özgür yaptı ki ve bu dinin egesi hem zayıf eken Allah'ın hata gafırı var gendir kim toğulla yaptır gendir bu tarafta bir şey yaptı peki Allah hata yaptı ki yok sizler meselene tezgahını göstermeyler bir dinde nasıl mensuh meselesi varlığı Allah'ın Teala hükümlerini özgürtür yaptır gendir her neseye kadirliğini göstermeyi yaptı hem de kılıp her neseye kadirliğini göstermeyi siz şu merad insanları tarafından size misal getiremem. Şimdi merad insanlar, düşmanlar da köptülüğünü Allah Ta'ala bilir. İslam'da düşmanı köp. Ve şimdi hükümler özgürse, düşmanlar taş açılığını, bu meselelerde körgenden ki ayağı bilenmez, tılı bilen yürüyüşlüğünü bilir Allah Ta'ala. Şunu bilip durup kıl yaptı mı? Yani ben hiç zerre kadar korkmayayım aslında. Zerre kadar silahdan tahsillenmeyeyim ben. Ne kendi halasam şundayı bayan kılaman, kendi halasam şundayı terbiye kılaman. Halagen hükmümü, büyüremen halagen hükmümü özgertiremen de yaptı Allah-u Teala. Ne her neseye kaldırmen de yaptı. Mensilerden tartınmayayım ben de yaptı Allah-u Teala. Şundayı kılıp Allah'ın her neseye kaldırlığını göstereyim. Ve şimdi nasıl mensuhlik meselesi mesul. Peki şu meseleye okşayan bir mesele var. Alimlerinin hata kılıçlığı. Bu başka mesele ama şöyle alakası bulunan bir mesele. Demek ki fatvanın özgürlüğü itibarıyla. Bir alim bir fatva verişi mümkün. Falan nasıl caizdir. Ertesi gibi bunu caizmezdir fatva verişi mümkün. Bu nasıh mensuhlikmez. Lakin surette kalırsanız hüküm özgür yaptı mı? Alimler münaseden üyelmesin. Mesela İmam Azam Ebu Hanife'ye bazı alimler o şey zamanda yiyor. Bu zamanda gelmez. O şu zamanlarda bazı alimler itiraz edilirken, kiçili alimler, Ebu Hanife'nin ilmi yok kendine gel. Çünkü biz kör yapız ki, bir neçe ay aldığın bir fatva veriyordu, yakında o şu fatvasını rahat kılıp başka fatva verirdiyken. Alim bunda bu muydu ki? Keçe bunda diye sordu, bir gün bunda diye yaptıyken. Neyene katta ulamalar etedi ki, demek ki o katta alim eken, takvadar, ilimli kişiyken. Çünkü Allah'tan korkan ilmi var adam aldığı kıyan hatasını itiraf kıladı
to'g'riroq va sahihroq va taqvoliroq bo'lgan hukmni bayon qiladi. Uyalmaydi, tortinmaydi, haqni gapiradi. Lekin nafsparast bo'lgan olim oldinda xato qilgan bo'lsa, men buni qanday qilib e'tirof qilaman endi? Qanday qilib gapimdan qaytaman? Odamlar nima deydi? Qanday tushunishadi ular? Obro'im ketib qolmaydimi? Obro'imga zarar yetmaydimi? Bundan keyin odamlar fatvomga shak qilmaydimi? Deydi-da, hali xatolasini davom ettiraveradi. Hech bo'lmasa zikr qilmay qo'yadi shuni. Hech aytmay qo'yadi. Biladi shuni xatoligini. To'g'risini aytmaydi. Demak, xatosini bilib turib, to'g'risini aytmagan odam to'g'ri bir gapda turibdi-yu, lekin haqni yashiryapti. Shuning uchun bir olim fikrlari o'zgarganda shuni bayon qilyapti turgan bo'lsa, shu olim demakki haqiqatdan olimdir, ilmi bor va taqvosi bordir. Endi bu olimlarga aytilmayapti, chalamullalarga emas. Chalamullalar fikrlari o'zgarishligi olimlikda alomat ekanim, har kuni minbarga chiqib har xil gaplarni gapiravermasin. Olimlarga, mujtahidlarga nisbatan aytilyapti bu gap. 107-oyat. Alam ta'lam annalloha lahu mulku as-samawati wal ardh وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Osmonlar ve yerinin mülkü Allah'ınki ekanligini bilmedin mi? Ve sizler için Allah'tan başka hiç kendi dost ve yardımcı yoktur diyordu. Suyutiyat yaptılar tafsirde أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُمْ يَفْعَلُ مَا يَشَى Osmonlar va yerning mulki Allohniki ekanligini bilmadingmi? Alloh taolo xohlaganini qilaveradi-ku. Va malakum min dunillahi ay g'oyrihi sizlarga Allohdan boshqa min zaydatun min harfi zaydadir valiyin. Hech qanday do'st yo'q, yahfazukum sizlarni saqlaydigan vala nasirin va hech qanday yordamchi yo'q, yamna'u ankum azabahu sizlardan Allohning azobini man qiladigan hech kim yo'q. In atakum sizlarga Allohning azobi kelganda. Va nazalana masalahu ahli Makka أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا. Bu ayet qachon nozil bo'ldi? Makka ahli müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan Makka'ni kengaytirib berishligini ve Safa tog'ini hammasini oltin qilib berishligini talab qilganda şu ayet nozil bo'ldi deyaptilar. Albatta bu sababi nuzulning bayonida ixtiloflar bor. Ba'zilar aytadiki bu ayetning sababi nuzuli shu dedi, ba'zilar bu emas dedi. Nimaga? Chunki nosiq mansuxlik masalasi ko'proq Madinada ko'tarilgan masala. Ko'proq yahudiylar e'tiroz qildi. Albatta mushriklar ham e'tiroz qildi, lekin mushriklar uzoq qolishdi. Buning unchalik e'tibori ta'siri yo'q edi. 1-oyat, 106-oyat Madina to'g'risida bo'lsa-yu, bu Makka to'g'risida bo'lsa, to'g'ri kelmaydi albatta. Va oyatlarning siyoqini ko'ryapsiz, oyatlarning ketishligini. Oldingisida alam ta'lam annalloha ala kulli shay'in qodir deb, keyin alam ta'lam annalloha lahu mulku as-samawati wal ardh deb. Ya'ni bu oyatlar mana yonma-yon bir nozil bo'lganligini ko'rsatyapti. Demakki, bu ham Madinada nozil bo'lgan. Shunday bo'lganda keyin ahli Makka ahliga Makkani kengaytirib berish masalalari Makkada bo'lgan narsalar. Shuning uchun ulamolar aytadiki, ahli Makkani talabiga emas bu narsa. To'g'ri, ahli Makkaning talabiga ko'ra ham Payg'ambarimizdan tortishgan vaqtida, qarshi chiqqan vaqtida ham oyatlar nozil bo'lgan. Hali keyingi oyatlarda keladi. Ammo shu oyat mana shu masalada o'zi nozil bo'lganmi, bo'lmaganmi deganda ikkita fikr bor. Ba'zilar aytadi, mana Makka ahliga xoslayapti, unda bu Makki oyat bo'lib qoladi. Ba'zilar Madina holatiga xoslayapti, hozirgi nasl nosuh mansuh masalasiga unda madaniy bo'ladi. Ya'ni oyatlarni bilasizlar, Payg'ambarimiz rasulullohning hijratdan Hijrat qilishdan oldin nozil bo'lganlar Makki oyatlar deyiladi. Hijrat qilgandan keyin nozil bo'lgan oyatlar madaniy oyatlar bo'ladi. Mana bu tafsirda shunchalik ahamiyati borki, agar Makka ahlining talabiga ko'ra nozil bo'lgansiz, bu Makki oyat bo'lib qoladi. Lekin nosiq mansuhga tegishli oyat desangiz, unda madaniy bo'ladi. Shunchalik katta ta'siri bor buni. Qani har bitta tafsirda shuning uchun juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Mana Oyatning zohiri ko'rsatyaptiki, bu oyat madaniydir. Va nosiq mansuhga tegishli osmonlar va yerning mulki Allohnikiligini bilmaysanmi? Allohniki-ku. Xolaganidek tasarruf qiladi, xolaganidek ishlatadi. Siz cho'ntagingizdagi pulingizni xolaganingizda ishlatyapsiz-ku.
Bir adam itiraz kısa, ne işin var diyorsunuz ki, özünü pülün diyorsunuz. Özünüzün mülkiz bugün nesanı hala genizde işlet yapsınız. Yüzde hala genizde tasarruf kıl yapsınız. Hiç kimsizi itiraz kıma yapsınız ki. Koyunuzu hala siz bakı yapsınız, hala siz satı yapsınız, hala siz soyubi yapsınız. Hiç kimsizi itiraz kıma yapsınız. Demek ki sizin mülkiz. Asmalar ve yerler, onun içindeki bütün nesalar Allah'ınkidir, Allah'ın mülküdür. Hala yanını kıladı. Nasuh, mensuh meselesi için sizler itiraz kılıp, İslam'dan kendini tatmakçı böyle yapsınlar. Ve halen ki bütün mülk Allah'ınkidir. Hala yanını kıladı gen zat. İkinci tefsir eğer Mekke müşriklerini ziddiye böyle digen bu ise, sizler kiçkine nesalarda soru yapsınlar. Mekke'nin halatını özgürlüğü ya ki bir tağının altın gelenin kalışlığını soru yapsınlar. Lekin Allah Ta'ala'nın mülküdür hemme derseler. Bütün kainat. Allah kelimesi gelmezse. Hala gelin kıladı Allah Ta'ala. Allah kendi hayatta asan. Bundan aldığın ayette etilindi zaten hennesiye kadırlığı. Eddi ayette üçüncü tefsiri ki bunun zahiri tefsiri umumi. Asmanlar ve yerinin mülkü Allah'ınkidir. Lehu Allah'ke kastır. Fakat yine Allah'tikidir. Allah'ınki bu yönden kiyin, onda fakat Allah'ın kanunları icra kılınmışlığı gerek. Mesela sizi üyüzü içi de size etkeniz buluş gerek mi? Şu fikrinizde biz karşımasınız. Hani Amerika'ya bağlayın siz. Aydın ki, sizler demokrat yani dava kılasılar. Şu davalarınızı binaen, ben Amerika'da hala genimi kılamayın. Ben yetiraz kımiyelerde size dedi ki, ben hala genini kılıyorum, bana kanunlarımız var, şundan dışarıya çıkmalıyız. Ben hala genimge karşı bu kanunlarız. Bu kendi demokratiye buluşuz, yok, bu Amerika, bizi devletimiz hala sen şu, bu mesela çıkıp git bir yerden deyiz. Dünyanın kayrıge var siz şimdi. Avrupa'nın kayrıge varın, en bağrı kengliğinde dava kıyım, küfür memleketine barıp, hala yanını kılamansız izin vermeydi. Yok değil. Hala yanını kılamansız dedi. Bu bizim memleketimiz, bizim kanunlarımız var değil. Demek bir mülkte iyisi ve hakimi ya ki patşası, sultanatı, hükümeti kendini dava kıyım, etkiler ki, yani illa ki yani kanunum var, onunla sizler raya kılıçlar eskilerdi. Şimdi demek bu mesele aklın kabul kılınken meseleyken biz kafirlere yetemiz ki aslında bu nasihat hazır Müslümanlara kereyi bu koyanı meyle Müslümanları koyup böyle hazır kafirlere yetemiz Yahud Nasranilere, Mecusi Müşriklere, Demokrat ve Kommunistlere yetemiz ki sizlerde şu gap var mı? Sizlerde diyarlarınızda, memleketinizde bağlayan kişiler, sizlerde fikirlerinizde köle sizlerde mülkleriz, sizlerde kanunlarınızda amel kılış gereği mi? Siz sana değildir. Bunu kabul kılasılar mı? Kabul kılamız. Şimdi biz sizler getirmiş ki, bütün asmanlar ve yerler Allah'ın mülkü. Bunu kabul kılasılar mı? Bunu hem kabul kılışan. Ayçişendi. Melikül mülk deyişendi hamlası. Bütün kafirler bunu kabul kılar. Demokratlardan başkalar. Bu, kommunistlerden başka. Demokratlardan hamlası var. Kommunistlerden hamlası inkar kılar Allah'ın vücudunu. Lekin demokratlarda köpçülük Allah'ta bağlıyı işenerdi. Hemen dedi ki bütün kainat Allah'ın mülkü değildir. Biz dediğimiz ki madem ki hemen Allah'ın mülkü bulsa demek Allah'ın nizamı buluşluk gerek. Allah'ın kanunu buluşluk gerek. Doğru mu siz? Doğru değildir. Şimdi bulsun. Allah'ın kanunu yemel kılıyız. Eğer Yahudilerse ki biz Tevrat'ı göre yemel kılığımız ise biz etmemiz, etkililer Tavrat'tı, meyli Tavrat'tan hüküm kılamız. Çünkü Tavrat, Kur'an yer yaşlıkça büyürken. Peki Tavrat'ta bir gelişmeydi. Nesrailer ise ki, yok biz İncil'i amel kılamız. Etkililer İncil'di. İncil'i amel kılamız meyli. Çünkü İncil, yakında Kur'an geliştiği, Muhammed Aleyhisselam geliştiği de haber verirken, onun ergeşiler diyen. Çünkü onu alıp gelişmeydi. Ben size kitaplarınızı emel kılmayacaklar. Bu mesela ben biz Kur'an'ı emel kılıyız. Kur'an'ı emel kılıyız. Allah'ın kitabı ki bu. Her tarafta ispat buluyoruz ki Kur'an Allah'ın kitabı ile gene. Demek ki Allah'ın kitabını, kanununu tatbik kılmayacaklar. Siz hiç kendi cevap verirseniz. Hiç kendi cevapları yok. Şimdi aynı tartışmanı hazır Müslümanlara kıladırken bu koyan. Müslümanlara şu münazaranı kılışken mecbur koyan.
Ve işaninki şu münazaranatsız kafirler yeriye karab kaladı, Müslümanlar yeriye karab kalmıyordu. Pakırayıp dururadı. Sen Vahhabi yoksan diye. Sen gel bir nasihat kılaman. Tez bu şiirine kayıt bulmasam uzun kanatamaz yani. Hani? Hutkatta cihat kılıyatır yani. Uzun kanatı taşıymaz yani. Ta ki onu din düşmanı iken de günde küfür hükümetler kürsün de uzunu tasdik kısın uzunu. İsbat kısın. Allah'ın körü yaptı. Seni kendi baddahlı giyine. Bütün asmanlar ve yerler Allah'ın mülkünü Allah'ın kanunu buluşluk gerek. Allah'ın etkeni buluşluk gerek. Allah'ın mülkü de Allah'a karşı isyanlar buluşluk mümkünmez ki. Hiç bu mesela ittifakının ya meselelerde Allah'ın hükümlerini tatbik kılıyık. Yahud nesraniler, müşrikler, kemunistler, zinasılar da harammez mi? Haram ki. Caizmez İslam ki. Yokatıydık Allah'ın mülkünden zinanı yokatı taşıyılık. Uğurluluk caizmez ki sizlerde. Yokatı taşıyılık. Katıl adam öldürüşlük caizmez ki. Yokatıydık şunu. Falan hiç olmazsa ittifakının ya meseleler. Ben itikadi meseleler tohtap dursun. Hiç olmazsa ittifakının ya meselelerde gelişeylik. Allah'ın mülkünden bunları yokatı taşıyılık. Yine kabul kılma yaptı. Demek kazza bakansınlar. Demek ki Allah'a bakan imanları da yalgancı ikansınlar. Ya biz bilemiz onu. Ama onlar da boynu yapıştığı için ve bütün dünyaya gösterdiği için ve cahil Müslümanları ki kafirler geri yaşket yaptı. Onlar da reislerini, üstadlarını, dahilerini, asıl meşalesini açtığı için yaptınız bunu. Şimdi kimi ki şunu kabul kümese? Allah'ın mülkü de Allah'ın kanunu boruçluğunu kabul kümeyen kişiler doğrusu da Allah etti ki وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ sizler için Allah'tan başka hiç kendi dost ve yardımcı yok diye. Aslında وَلِيُّنْ نَصِيرٌ dese bunu aradı ne ki min harfi kirdi zayide bulup balagat ilimlerde okuyasılar bu takip manasına gelir. İstigrak. Hiç kendi dost. Hiç kendi yardımcı yok. Bilip koyular. Ey adaşı ettirgen Müslümanlar, sizler Allah'ta razı kılmeseleriz, dünyada hemen razı kılıyorlar. Bilirler ki, sizler ki Allah'tan başka hiç kendi dost ve yardımcı yok. Dünyada hem harb olasılar, ahirette hem harb olasılar, hiç kimseler ki dostluk kılanmıyordu, yardım bilenmiyordu. Allah'ın azabından, Allah'ın gazabından sizi saklayanmıyordu, himaya kılanmıyordu. Ey Yahud Nasraniler, sizler eğer Allah'ın yolunu terk ederiz, Allah'ın dinini terk edilen bu sefeleriz, bilirler ki sizler ya hiç kendi dost ve yardımcı yok, hiç kaysi peygamber sizler tarafları zamiydi. Ey Yahudiler, Musa aleyhisselam sizlerden yüzü girerdi. Ey Nasraniler, İsa aleyhisselam sizlerden yüzü girerdi. Buna açlık gerek. Burası da Yahud Nasraniler'de avamının haberi yok. Bilmeydi onlar. Onlar öyle yaptı ki biz mükemmel Musa Aleyhisselam'ın mükemmel ümmetimizi yürüttü Yahudiler. Nasraniler de avamları biz İsa Aleyhisselam'ın mükemmel ümmetimizi yürüttüler. Haberi yok. Uzunun dinine itibaren kafir bu yanına haberi yok. Hiç gerek bunu yetkilişlik gerek, davet kılışlık gerek. Şunun için insan Allah'ını razı kılışlık gerek etsin. Her kendi halette Allah itaat etsin Allah'ın şeriatını uşasın ki Allah Teala her kendi halattan bir dostluk kıladı ve yardım verdi. Her kendi halatta kutkarıp, her kendi halatta onu himaya kuvaladı Allah Teala. 108. ayet. Em turidun en tes'alu rasulakum kema su'ile Musa min qabl ve men yetebeddelil küfre bil iman fekad dalle seve es-sebil. Ya ki sizler Musa aleyhisselam avval soralganidek o'zlaringizning rasulingizdan so'ramoqchimisizlar. So'rashni xohlayapsizlarmi? Va kimda kim kufrni iymonga almashtirib olsa, haqiqatdan ham yo'lning o'rtasidan to'g'ri yo'ldan adashibdi deyapti Alloh taolo. Suyutining tafsiri ham bal yani haklayapsızlar mı degeni ben. Yok sizler aslında haklayapsızlar degen manada geliyor.
تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى عيسى له قومه موسى عليه السلام قام موسى عليه السلام سرود شنا سنة سلر أزدارين جزدين فيغنبر إزدام رسول إزدام سورة مخصص من قبل يعني أعظم من قولهم يعني أولا رسولك أرنا الله جهرة موسى عليه السلام قوم نما dedi bizge Allah Teala'nın açıkçası göstergen deyişti. Ve gayr-ı zelik ve bundan başka meseleler arasında Musa Aleyhisselam'dan talep kılıçtı. Ötken ayetlerde bazıları zikir kılındı şunlarının. Herin Allah Teala ötken vakiyelerden bir neçesini ayetip, indi bu ayetlerde kilitir yaptık herin. Bizi aldı, malumatlandırdı, bizi ge, o malumatlarda verdi, indi o şey malumatlardan kulasa çıkarıp, oylaştıkça büyüyor. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ اَنْ يَخُزُهُ بَدَلَهُ بِتَرْكِ النَّزَرِ فِي الْاَيَاتِ Allah'ın ayetleri karamaktan, nazar kımaktan imanın onluge küfürdeki bilgi aladigen bu sayel mehtir olsa vaktirahi gayriha ve başkalarını talep kıladigen bu sayel Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın kitabından, hükümlerden başkasını talep kısa فَقَدْ ضَلَّ سَوَى السَّبِيلِ Hakikaten hem yolunun ortasında adaştı. Ahtar tarifel haqqa, haq yoldan hata kıttı. Ve sevav filasli al-vasat. Sevav diyanı aslında orta diyanı. Hala senin ortası yaxşı buladı ki? Çünkü yolunun ortası yan yaxşı buladı. Şu manada kiliyat. Kengrak izahlasek, ötken ayetlerde Allah Teala en mühim meseleni zikir kıldı. Nasıh, mensuhlik meselesi. Kim kudretini etti, kudretini bilmediler izmidi. Sehennese onun mülkü kendiliğine etti. Sinerge, zaten Allah'tan başka yardımcı ve dost yok dedi. Şünçeli mükemmel yaptın ki, yine insanların haleti yakalasız, aldığı gaflette devam etti geçiş yaptı. Yine Kur'an-ı Hadis'e kayıtış yok. Yine cehalette devam ettiliyordu. Yine şeytanga hizmet kılın yaptı. Yani uzunin hatası da ısrar kılıyordu. Şunun için Allah Teala bu ayette yaptı ki ne gelse uzlarınızı düzeltme yapsınlar. Ne gelse uzlarınızı ıslah kılma yapsınlar. Ya sınarım aldığınki tarifte zanım kişiler uzlarının peygamberlerinden namunasım neselerde talepti gendik. Sınarım uzlarınızı peygamberlerinden namunasım neselerde talep kılmak için mi sınarım? Bu meydigan nesalarda talep kılmak için misiniz? Yani kasi çıkmak için misiniz? Peygamberi aziyet vermek için misiniz? Onu davetiye, hizmetiye, tozgunluk kılmak için misiniz? Sizlerde haletler şunu gösterdi yaptı. Eğer sizlerde maksatlarınız bu meydigan nesalarda talep kılıçlık bu meseydi. Sizlerde maksatlarınız uzlarınızı ıslah kılıçlık ve insaniyet hayatını ıslah kılıçlık yeryüzünü ıslah kılıçlık, tüzeltçilik bulsa, insanların bahtiyar buruşu gibi bulsa, yani demek istiyorlar Allah ve Resulü geri geçmesinler. Demek ki Allah hükümlerini kabul kılmayasınlar. En güzel, en mükemmel hükümler ki, Allah'ın hükümünden güzel, mükemmel bugün hükümde göstereyim bizge. Dünyadaki hemen profesörler toplansın ve Kur'an'ın biraz da hükmünü ziddiye, yakşıran bugün hükümünü göstersin bizge. Kesin münazara kılamız. Münazara kılıyorduk. Halası bir hafta, halası bir ay. Kur'an'daki bir hafta hükümünün karşısında bundan yaşına bugün hüküm göstersin bizge. Dünyadaki hemen profesörler bir bulsun. Hemen millet ki. Lakin bir hafta hükümünün ziddiye bundan yaşına hükümünü göstermeydi. Biz her kanakasıya hem şerif taraftan hem akli taraftan Kur'an'ın hükümlerini beri bir aliliği, beri bir mükemmelliği, beri bir güzelliği, beri bir hikmetliği kendini ve beri bir kıyamet geçe cari buladigen, hakim buladigen hükümlüğünü ve beri bir ispatla birerimiz. Madem ki şunu bilseler, izleme gelmesinler Kur'an'a kayıtmayasınlar. Demek ki sizlerde maksatlarız fitne kılıçlik. Demek ki sizlerde maksatlarız bu yaşlıydı kabul kımaslik. Demek ki sizlerde maksatlarız kafir buluşlik. İmanlı terk kılıçlik, Allah ve Resulü'nün işenmeslik, hala kendinizde yaşamak, demokratiye, sizlerde maksatları şu, açı yaptı o sıçrasıya, biz demokratiyanı hal edildi. Tekrar açı yaptı. Hüccet müstahkem bulsundur kıyamette.
Allah deyip ki, kimi ki küfürle iman gelmezdir vasa deyip. Hadin? Bu kılını yaptırgan işler, Allah'ın hükümlerini kabul kımasli, imanı terk kılıp küfürde alışlıktır. Kolizde iman tırıptı, aldızda iman geri yaptı, imanı sürü yapsız da, imanı deri yapsız, küfürde satıvalı yapsız. Kimi ki küfürle iman gelmezdir vasa deyip olsa, yani imanı verip küfürde alıdıgan olsa, o hakikatten hem, hani fekadı, kad, tahkik kelimesi, hakikatten hem yolunun doğrusundan adaştır yaptı. Adaştılar isteler. Aytiler, yetkililer, davet kirliler, ey Yahudiler adaştılar is. Ey Nasraniler adaştılar is. Ey bu Japonya'daki, Xitay'daki butparastlar adaştılar isteler. Ey komünistler adaştılar is. Ey demokratlar adaştılar is. Majusiler adaştılar is. Adaştı bunlar hammasi. Ve bunlar yeri yaşayan Müslümanlar adaştı. Allah'a deyordu bunu tahkik bulan, fekadı deyordu, hakikatten bunlar adaştı deyordu. Çıktılar hak yoluna. Hak yolu üşelik, Allah'ın yolunu üşelik. Allah'ın yolunu mahkem üşelik. Ayetten yine bir nesne malum bunu yaptı ki, Musa Aleyhisselam'ın zalim kavimleri, Musa Aleyhisselam'dan talep kıyan nesneni, Muhammed Aleyhisselam'dan talep kıyasını küfür eken. Küfür. Çünkü وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ deyordu. Kimi ki küfürün iman gelmezdir olsa diye. Şimdi aynı nesneni hazır ki Müslümanlardan, alimlerden ya ki davetçilerden talep kılınsa. İslami alim ya ki İslami davetçiden şu peygamberlerine zulüm, eziyet bulunduğun sana kimi ki talep kıladığı olsa kafir buladı. Çünkü ortada şeriat meselesi buluyordu. Mesela Ötken nesleti emetti, bazı bir fasıklar, münafıklar var ki, zındıklar. Ayet Allah sana hanesiye kadır mı? He, hanesiye kadır. Bu mesela Uğuz dönem kettin eseni yaratsın ki, deydi. Uğuz cece akıllı, bize akıllı aşık aşık gitken. Hemen taşkarıca çık gitken, içi de koma geyik. Ayet edin, Uğuz dönem kettin eseni yaratır bilsin ki, deydi. Yarat elmese demek ki aciz eken. Yaratsa onda uzdan kettin eseni yaratken buladı. Deydi uzca. Ama karim bu medyon nesani talep veriyor. Bu medyon nesani. Çünkü mümkünmezliğini uzayan biladı. Mümkünmez bu nesani. Mehal bu nesani. Ama ne yapmak istiyor? Dinde inkar kılmak istiyor. Yaratsa dedi ki biz Müslümanımız dedi. Müslümanımızda şarkı yok dedi. Hemen biladı bunu dedi. Sizlerden göre yakışımız biz dedi. Atabalarımız hemisi evliya ötken deyildi. Lekin İslam'da kabul kılışmıyordu. Bu miydi ki ona sizden talep kılıyordu. Bunlar kafir buladılar. 109. ayet. Estaizu billah. Vadde kesirun min ahlil kitabi lev yeruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tebeyyene lahumul haqqu. فَعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ahli kitaplardan köptülüğü sizlerini imanınızdan giyin şafirler faaliyetlerine kaytarıp yubarışlıklarını arzu kılıçtı. Ularga hep açık ravşan bugenden giyin uzlarının nefsleri tarafından hasad qilganligi uchun ularni bu zulmlaridan o'tinglar va kechiringlar. Alloh buyrug'ini keltirguniga qadar. Albatta Alloh taolo har narsaga qodirdir. Suyuti aytayaptilar, vadda kasiru min ahlil kitob law mastariyatun. Ahli kitobdan ko'pchiligi orzu qildi, xohladi. لَوْ يَرُدُّونَكُمْ قَنِيدِ سِلَرَ خَيْتَرْسَدْ يَنَ لَوْ مَسْتَرِيَدُمْ Sizlerine kaytarışlıkla. مِنْ بَعْدِ اِمَنِكُمْ İman girdirgenleriz derken küftaran kafirler haletiye. حَسَدًا مَفْعُولُ لَهُ حَسَدْ مَفْعُولُ لَهُدُ حَسَدْ قِيَنْلِكُ üçün. كَاِنًا مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ Bu hasad, uzları tarafından buyuran bir hasaddır. اَيْ حَمَلَتُمْ عَلَيْهِ اَنْفُسُهُمْ الْخَبِيسَ Yani sizlerini imandan kaytarışka ularning xabis bo'lgan, iflos bo'lgan nafslari hamal qilyapti, olib boryapti.
min ba'di ma tabayyan lahum fit tawrat yalhaqu fi sha'ni nabiy sallallahu alayhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam doğrusu da Tevrat'ta hak ularga ravşan bo'lgandan keyin fa'fu anhum ay utrukuhum ularni o'tila ta'qililar wasfahu va kesirilar a'rizu fala tujazuhum ya'ni yuzo girilar ularga jazo bermanglar hatta ya'ti Allohu bi amrihi fihi min al-qital ular to'g'risidagi jang qilishlik jihad qilishlikdan iborat bo'lgan Allohning buyrug'ini Alloh taolo keltirguniga qadar inna Alloha ala kulli shay'in qodir albatta Alloh taolo har narsaga qodirdir. Yuqoridagi oyatlar biz har qanday holatda Allohning yo'li va hukmini mahkam ushlashligimiz lozim va vojibligini ko'rsatdi. Boshqalarga ergashib ketmasligimiz lozim va vojibligini ko'rsatdi. Lekin Alloh taolo bizni noqisligimizni, ojizligimizni biladi. Mana hozirgi musulmonlarni ko'ryapsiz, shu ojiz, noqis bo'lganligi uchun, johil bo'lganligi uchun shuncha masala shuncha yildan keyin yana kofirlarga ergashib ketyapti. Shuning uchun endi Alloh taolo sizlar baribir ahli kitoblarga ergashib ketaverasizlarmi? Bo'lmasa men sizlarga yana bitta haqiqatni aytib beray. Sizlar ahli kitoblarga ergashyapsizlar-u, lekin ular sizlarni to'g'rilaringizda qilib turgan orzusi nima bilasizlarmi? Ularning huddi yaxshi ko'rgan narsasi nima? Eng sevgan narsasi nima? Vodda. Qani sevdi, yaxshi ko'rdi, orzu qildi, tamanni qildiki kasirun min ahlil kitob. Ahli kitoblardan ko'pchiligi lav yaruddunakum qanidi sizlarni qaytarib olsa. Min ba'di imanikum sizlar iymon keltirganlaringizdan keyin. Allohga iymon keltirganlaringizdan keyin iymondan qaytarib olsa. Muhammad alayhisalomga iymon keltirdingiz, Muhammad alayhisalomni iymondan qaytarib olsa. Qur'ondan bo'lgan iymoningizdan qaytarib olishlikni orzu qilishadi. Qanidi lav dedi. Qanidi dedi. Qanday holatga kuffaron kofirlar holatiga. Sizlarni kofir qilmoqchi ular. Shunday ergashaverasizlarmi? Shunday ergashsa, shuning uchun Alloh taolo aytadiki, fahuwa minhum deydi. U ulardandir. Shuncha gapdan keyin kim yahud nasroniy ergashsa, demakki u yahudiydir, nasroniydir u. O'zini kofir qilmoqchi. Ahli kitoblarda boshqa orzusi yo'q. Boshqa hech qanday plani, umidi yo'q. Sizga yaqinlashyaptimi, sizni kofir qilmoqchi. Kofir bo'lmoqchimisiz? Demak siz kofirsiz. Va nima uchun kofir qilmoqchisiz? Hasadan, hasad qilib. Sizni izzatingizni ko'rolmayapti u. Dunyo oxiratda saodatli va aziz bo'lishligingizni ko'rolmayapti, chidalmayapti. Bu sizga rahmi kelgandan emas, yoki o'zini holati yaxshi bo'lganligi uchun emas, hasad qilib. Sizniki yaxshi, sizni bu go'zal holatingizni yo'qotmoqchi. Jahannamga o'zim ketaman, birga ketaylik deyapti. Va bu hasad min indi anfusihim o'zlari tarafidan nafsdan kelib chiqyapti bu narsa. Ular bilmaydimi buni desiz? Alloh aytayaptiki, min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Haq ularga ochiq ravshan bo'lgandan keyin. Ochiq ravshan bo'lishadi. Quyoshni qanday ko'rishyapti, quyoshni qanday bilishadi? Kechasi oy chiqsa qanday biladi? Haqni shunday biladi ular. Yahud nasoylarining hammasi haqni shu darajada biladi. Lekin qabul qilmaydi. Shuning uchun kofir. Lelin haqni bilmaganmi? Va shuncha musulmonlarni qirdi, qatlom qildi. Masjid madrasalarini hayvonlarning turadigan yeriga aylantirdi, xorladi. Bilmasmaydi islom to'g'risida, Qur'on to'g'risida. Hamma aytadiki, ular o'zlari ham e'tirof qiladi, lekin Qur'onni tarjimasini o'qigan ekan. O'qigan. Kofirlarning kattalari hammasi Qur'onni tarjimasini o'qiydi. Hammasi o'qiydi. Chunki unda insonlar bilasizlar, ular maqtanishligi uchun, dunyoviy shuhrat uchun o'qiganligi uchun dunyodagi mashhur kitoblarni hammasini o'qiydi. Qur'onni ham tarjimasini o'qigan, Tavrotni ham o'qigan, Injilni ham o'qigan, hammasini o'qigan. Va ular dunyoviy maqsadda o'qiganligi uchun bir pasda o'qiydi, bir pasda o'qib bitiradi, xulosasini chiqaradi. Ammo o'zini isloq qilishligi uchun, haqni qabul qilishligi uchun emas, xabardor bo'lib bu haqqa qanday kurashish kerak. Buni sizga nima qilishlik kerak? Qanday bir badbaxt bo'lish kerak? Shuning uchun o'qiydi ular. O'zini tuzatishlik uchun emas.
Allah'a diyet ular, bilişed ular, hemen asan ular. Uzunu bedbehligini, sizi bahtiyarligizi biledi. Uzunu harligi, sizi azizligizi biledi. Ama sizi eldeydi o. Biz sizlerdi rivojlantiramiz, sizlerdi bahtiyar kılamız. Sizlerini boy kılamız, en rivojlangan, en madaniyatli insanlar bulasınlar. Bir şey yaptı, lakin size cehennem yapketi yaptı. Allah Teala yaptı ki, fa'fu, ötiler. Yüz öygürler, yani karam ile uğradı bu kemçiliğe. Vasfahu ve keçiriler, hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Allah Teala uzunu büyürüğün abdülüğüne kadar. Yani büyürük bir gününe kadar. Elbette Allah Teala her nesliğe kadırdır. Şu ayetin tefsiri de, yukarıda ilk de tefsir de ihtimali kiriyat. Eğer Allah'ın büyürüğüden maksat kital olsa, ceng olsa, cihad olsa, o Medine'de cihat farz bu yanıdı. Ne müçününü hatta ye'ti Allahu bi emrihi değil yaptı. Demek ki bu ayet Mekke'de nazil bugün. Digen ihtimal geledi. Çünkü Mekke'de cihat farz mesiydi. Lekin başka ulema ayet dedi ki o medeni bu ayet. Çünkü vadde kesiru min ahlil kitab diye. Ahli kitablar doğrusu yaptı Allah Teala. Ahli kitablar sizi imandan kaytar mahsudu yaptı. Bu kaçan buladı? Medine'de bunu yaptı. Mekke'de bu muydu ki bunlarsa? Ayetinin başı Medine'de nazil bu geldiğini kürsat yaptı. Bunda bir emrihini kendi çürenizdi siz. Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselam Yahudilerden sulh kıyandılar. Çürenizdi yaptı Allah Teala. Hazır sulh kıyansınlar, hazır keçiriler. Yakında Allah'ın buyruğu kiladı. Kureyze'ne katıl kıtlaşadılar ki o. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam Banu Kureyza'nı, irkelerinin hamasını katıl tutaşadılar. Kırıp taşadılar yani. Kırıp taşadılar. Sufiler etedi Peygamberimiz Aleyhisselam hayatı da adam öldürme gereken. Hayatın kaç peygamber diye soruyorsun. Kaç peygamber bulmadıysan? Muhammed Aleyhisselam ne yapsan mı? Şu bizi, uzumuzu peygamberimizi Muhammed Aleyhisselam Banu Kureyza'nı asir alıp irkelerin hamasını kırıp taşadılar. Kırıp taşadılar. Bana şu ulan da katır kılıçlık doğrusu. Yani hüküm geldiğine kadar keçirip duruyorlar diye yaptı Allah Teala. Ve başka kabileler doğrusu değilse sürgün kılıçlık. Sürgün kılıçlık hükmü geldiğine kadar. İkide hüküm geldi Yahudiler doğrusu da. Katır kılıp öldürüşlük. Öyle bir tasın sürgün kılıçlık. Medine'den çıkartıp taşadılar ki Peygamberimiz Aleyhisselam vefat kılıyorlarda vasiyet kıldılar ki Arap cezirasından, Arap yarım aralıdan Yahud Nasrani'lerde çıkarıp da şeylerdi vasiyet kılıp ötük ettiler. Sahabeler Umar ibn-i Hattab radıyallahu Allah razı olsun o kişiden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vasiyetini icra kılıp, hayatıya tatbik kılıp bütün cezireden çıkarıp da şeydiler. Yahud Nasrani'ler. Bizi zamanlardaki hükümetler ise hususen Saudiye hükümeti Peygamberimizin şu vasiyetlerini iptal kılıp, bekarga çıkarıp Yahud Nasrani'lerde abkiru alıştı. Saudiye'nin en mühim yerlerine abkiru alışken Yahud Nasrani'lerde askerleri var hazır. En kette maaşlı uları gelirdi. Saudiye'nin en yaş tamamını ularıydı. Bütün rasvalik var. Bütün namussuzluk, şerefsizlik, peskeslik var. Neçi min askeri var. Kalın Allah'tan hazırca geçirip duruyorlar diye. İndeme duruyorlar, ceza vermeye duruyorlar diye. Allah'ta büyürüğü iki günü yakadar diye. Demek, İslami halet hiç kıl bularken. Birincisi, müminler düşmanlarına ceza verilmediğin halet. Bunda sabır kılıçlık gerek. Diniz mahkemesi sizde, bunlardan can kılıçlık ve onlara ceza verilmediğin meselesi de sabır kılıçlık. Allah'ın buyruğu ki günüye kadar. Allah Teala sizge bir imkaniyet yarattı bir günüye kadar. Ve Allah ediyordu ki sizler Allah'ta kudretliye şerkemeyler. Allah her nesliye kadırdır. Allah'ta buyruğu elbette kiler. Elbette bir gün ularge hakim bulasılar sizler. İkinci halet bana siz dininizi mahkemişe gelirdekin elbette siz kuvvetlenesiz. Düşmanlarınızı Allah Teala zayıf kiledi ve siz ularge hakim bulasınız.
Təslim bolsa İslamda qəbulsa iki ölkəmiz ötən bütün xətalarını keçirəmiz. Allah keçirədi onu. Əgər qəbul qılışmasa onda cizyə verişləri kerak. Cizyə verməsə onda ya qatil qılınışadı yoki əsir olunadı, qul qılıb satılır. Başqa çarəsi yox, başqa yolu yox. Qarək İslam mana şu. Allah aytdı ki, Allah hamısı qadir. Ey möminlər, sizlər şübhə qılmayınlar Allahın qudratiga. Dinni mahkam ishoringlar da, baribir aziz bo'lasizlar, baribir hokim bo'lasizlar. Alloh qodir har narsaga desiz, bizning zamonaviy musulmonlar qo'rqadi, o'ylagan ham qo'rqadi. Bir kun kelib biz kofirlarga hokim bo'lamizmi? Ha, gapirma bu gapni ishingga aytmadi. O'ylagani ham qo'rqadi. Qani? Yo, Alloh qodir har narsaga siz, yo'q yo'q bizga kerak emas shu narsa. Och qonim, tinch quloqim degan. Qarim, xolamaydi hozirgi musulmonlar ko'pchiligi, shu izzatni xolamaydi. Xorlikka rozi. Turaversin shu hukumatlar, turaversin. Indamayapti-ku bizga. Yuraversin har kim, o'zini yo'liga. Lekin Alloh aytayaptiki, sabr qilinglar, deyapti. Men qudratimni ko'rsataman, deyapti. Lekin siz Qur'on va hadisga binoan amal qiladigan bo'lsangiz, dunyoni qayerida bir haqiqiy bir jamoat topilsa, Dar o'sha yerdagi hukumatlar, bu jamoat yana ham rivojlansa, tashqari hukumatlar ham darro aralashadi. Darro ularni ushlab turib aytadiki, sizlar nima qilmoqchisizlar sizlar? Deydi, kim bu jamoatdagilar aytadi, biz dinimizni o'rganmoqchimiz, dinimizni da'vat qilmoqchimiz, insonlarni jahannamdan qutqarmoqchimiz, jannatga ketsin deyapmiz. Lekin bular so'radi, undan keyinchi? Undan keyin har kim tuzalsin, munkarlar yo'qolsin. Undan keyinchi? Ahri mesela hükümetiye geldi. Hemen tüzelttiler biz. Kiyinci? Tamam her kim tüzelse yok. Hükümetiye kendi kılaslar. Hükümetiye nasıl yapıramız? Bu mesela ki? Yok şirin yapıramız. Siz yok bilemez silahını. Sizler hemen tüzeltemiz, ıslah kılamız deyilsinlerinde hemen birleştir o genlerden giyin, küçük o genlerden giyin. Eğer sizlerin yapılarınızı kabul kılmasak, bizi küçük kizesiler. Bilemez silahını. Kiyen korge kalaşını köp alasınlar. Minamiyot alasınlar. Tangi minasınlar, vertolot minasınlar kiyen. Kiyen bizi kamaştı başlayısınlar ne? Şunun için biz hazırdan silah da kamayımız değil. Müslümanlar hayran, ne kadar bunu böyle yaptı kendi? Hani hazır ki Müslümanlardan göre kafirler Kur'an'da yaşın ağırlardı. Allah ayeti yaptı da fa'fu, vasfahu, azı keçiriler. İndemeyeler deyipti. Hatta ye'tiyallahu bi emrihi. Allah sana buyruğunu keltir günüye kadar. Allah işini keltir günüye kadar sabır kütürüler deyipti. Allah her nesliye kadir deyipti. Kulak bırak da bunlar seni. Hem Kur'an'da şimdiki gen ve İslam tarihinin de görüşedik ki korku kötü olarak geçerler. İslam tarihini görse daim Müslümanlar İslam ahli için dinini örgenip birleşip güçlü bir cemaat bugünlerken Daro hamana tahdid qilgan. Tahdid qilmasa o'zimga qarasa ham o'zi ularni ish o'tib ketavergan. Doim aytayapsizki, Qur'on hadisni mahkam ushlasangiz, Alloh taolo baribir sizni hokim qiladi. Baribir hokim qiladi. Baribir hukumat sizga keladi. Hukumatni olmayman desangiz o'zi keladi. Hech kim olmayman demaydi-yu. Mabodo siz olmayman desangiz o'zi kelaveradi baribir. Bu Allohning qonuni bu. Kainatdagi qonuni. Shuni kofirlar bilganligi uchun musulmonlarni dinini o'rganishlikka, birlashlikka, bir jamoat bo'lishlikka imkon bermaydi. Ayamaydi. Har qanday vahshiylikka tayyor bo'ladi. Lekin Alloh taolo aytayapti bizga, sizlar menga ishoninglar, ularni tahdidlaridan qo'rqmanglar. Ularni istixboroti, ularni polislari, ularni militsiyalari, hukumatlari, tanklar, atom bombalaridan qo'rqmanglar. İlla Allah'a ala kulli şeyin qadir. Allah her nesliye qadir deyordu. Siz hiç aklınızda kemegen taraflardan uzunu, kudretini, nusratını kürsetedi Allah Ta'ala. Bana hazır canlı güvahlarımız var. Suriye'den ki genballar et yaptı. Başardı karşıda bunu kural yarağlarına karşı bizi kural yarağımız yok dedi. Bunlar atı yaptı katta katta bombalardı. Biz dua kılıyoruz. Ya Rabbi sen her nesliye kaldırsan, şunları bombalardan saklayın desek, yani hangi bombalar düştü, korkamadı diyoruz.
kelim. Bo'lyap turgan narsa. Shu insonlar yashab yuribdi, shu atroflarda yuribdi. Bitta emas ular, ikkita emas, 10 ta emas, 100 ta emas, minglarcha odamlar ko'ryapti, Allohga duo qilyapti. Endi har qanaqasiga siz aql bilan o'ylab ko'rsangiz va butun ilmlar, qurol-yaroq ilmlari bo'lsin, kimyo, fizik ilmlari bo'lsin, hamma ilmdan qarasangiz, o'sha bomba albatta tushgandan keyin portlashlik kerak. Tabiat qanchadan qancha bombalar tushdi, portlamadi deyapti. Qarang. Bizning iymonimiz ziyoda bo'lyapti deydi, ali nihoyat johil insonlar hayron. Nimaga portlamadi? İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Teala her neseye kadir. Afganistan'da cihadını açtı. Afganistan'daki mücahidler işe alıp, Ruslar mesele kılıp, sizler her neseye Allah kadir deyseler, bana şu tankini patlattı var ki, görelik ki, bir mesele kılıp külüşken de, menge su verirlerdi, taharat kılıp, iki rekat namaz okup, Bismillah de şimdi bir sıkım turfa ayken de, tanki gatken, tanki patlattı gitken. Yani bu yanlarsa bu neseler. Hazır hem bo'lyapti. Va qiyomat kecha bo'laveradi, Alloh taolo qudratini ko'rsatadi. Alloh hamma narsaga qodir. Siz bomba desa rangingiz oqarib ketavermasin. Atom bombasi ichingiz o'tib ketavermasin. Hech narsa emas bular. Alloh har narsaga qodir. Siz Allohga ishoning. Alloh tushib butun mulklar. Alloh hamma narsaga qodir. Sizni aziz qiladi. Siz aytayapsizmi, bizim musulmonlar yo'q, yo'q, men roziman shu holligimga. Aziz bo'lgisi kelmayapti musulmonlar. Musibat shu yerda-da. Ha, bir-biriga katta ketaveradi bir-biriga. Menga yomon qarama, menga yo'lading, ko'zingni o'yib olaman. Menga dalam ham qattiq gapirmagan deyaveradi. Kofirlarning masalasi ikkisi yo'q, rozimiz, rozimiz. Nima bo'lsa rozimiz. Qamasa ham rozimiz. Qarang. Allohga taslim bo'lganday taslim bo'lishgan. Va oyatda aziz bir hikmat bor. Diqqat qilinglar. Alloh taolo kofirlar, ahli kitoblar, yahud nasoiylar sizni diningizdan chiqarmoqchi ekanligini xabar berdimi? Bundan keyin nima dedi Alloh taolo? Fa'fu wasahu deyapti. Ularni kechiringlar deyapti. Nimaga kechiringlar deyapti? Demak, biz bu oyatni eshitgandan keyin shunday holatga kelishimiz kerakki, qonimiz qaylab ketishlik kerak. Tushundingizmi? Demak, bu oyatni eshitgandan keyin shunday holatga kelishimiz kerakki, Yahud nasroniylar bizni iymondan chiqarmoqchimi? Deyishimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, fa'fu, kechiringlar deyapti. Hozircha jazo bermanglar deyapti. Hozircha. Wasfahu hatta ya'ti Allohu bi amrihi. Allohning buyrug'i kelguniga qadar deyapti. Demak, Yahud nasroniylar va boshqa kofirlar, zolimlarni bizga zulmi, dushmanligi bayon qilinganda bizni g'azabimiz kelishlik kerak. Musulmonlarga qanday g'azabimiz keladi? Bir odam bizga sal gapirib qo'ygan bo'lsa, yomon qarab qo'ygan bo'lsa, orqamizdan bir g'iybat qilib olgan bo'lsa, qanday g'azabimiz kelib ketadi? Darro maqtanamiz, necha yil tirnoq kelganman biz. Sportda hamma turni bilaman. Kofirlarning kirdikorlari bayon qilinganda shunda g'azabingiz kelishlik kerak. O'shanda ikkita holatda bo'lasiz, yo kuchsiz holatdasiz, kuchlanmoginga qadar sabr qiling. Ular aytishyapti-ku, bilamiz sizlar kuchlanmasangiz nima qilasizlar. O'sha kuchlanmoginga qadar sabr qilib turing, Allohning nusrati kelgunga qadar. Dinni ushlagan holatda sabr qilasiz. Ularga itoat qilgan holatda emas, xor bo'lgan holatda emas. Yo agar g'olib hokim holatda bo'lsangiz, darro shariatga ko'ra, Qur'on hadisga ko'ra darro kofirlarga jazosini berasiz. Allohning hukmini tatbiq qilasiz. 110. oyat. Va aqimus solata va atuz zaka. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indalloh. Innalloha bima ta'maluna basir. Namozni qoyim qilinglar, zakotni keltiringlar. Yaxshilikdan nimaniki nafslaringizga taqdim qilsalaringiz, albatta uni Allohning huzuridan topasizlar. Albatta Alloh taolo sizlarning qilyapti turgan amallaringizni ko'rib turuvchidir, ko'ruvchidir. Suyuti aytayaptilar, va qimus solata va atuz zaka va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin ta'atin kasilatin va sadaqatin. Namoz o'qinglar, roza, zakotni beringlar va
itoat, silay rahim, sadaqa, shunga o'xshagan yaxshiliklardan nimaniki o'zlarga taqdim qilsalaringiz, tajiduhu aysobahu, uning savobini topasizlar indallohi Allohning huzurida. Innalloha bima ta'maluna basir, albatta Alloh taolo qilayotgan amallaringizni ko'ruvchidir. Fayujazikum bihi, va shu amallaringizning sababidan sizlarga mukofot beradi Alloh taolo. Bundan oldingi oyatda Alloh taolo bizni sabrga buyurdimi? Allohning nusrati kelgunga qadar qanday sabr qilamiz? Alloh aytadi: "Aqimus solat." Namozga mahkam bo'linglar deyapti. Zakotni keltiringlar. Qarang, namoz bilan zakot yonma-yon kelyapti. Chunki islom dinida islom dinining saqlanib qolishligi va islom dinining oliy bo'lishligi, rivojlanishligi uchun birinchi o'rinda inson Allohga ibodat qilish kerak. Ibodat masalasi mustahkam bo'lsin, ikkinchisi zakot masalasi. Ya'ni iqtisod mahkam bo'lsin. Ibodat va iqtisodga mahkam bo'lasiz. Qaysi bir islomiy jamoat rivojlanishni xohlasa, qaysi bir musulmonlar rivojlanishni xohlasa, haqiqiy islomda yashayman desa, ibodatiga mahkam bo'lsin va tijoratiga, iqtisodiga mahkam bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo go'zal amallar ichidan shu ikkalasini xoslab aytyapti. Namoziga mahkam bo'linglar va zakotni keltiringlar deydi. Va boshqa yaxshiliklardan nimaniki o'zlari uchun taqdim qilsalaringiz, qanday yaxshilik qilsalaringiz, uni Allohning huzuridan topasizlar. Hech qanday amallaringiz bekor ketmaydi. Siz bekor ketyapti deming. Agar ishlaringiz oqibati yomon bo'lib qolsa, ishlaringiz kesilib qoldi, ishlar buzilib qoldi. Kofirlar sizlarga hokim bo'ldi, qamalib qoldingiz. Ba'zi birodarlaringizni o'ldirishdi, ushlashdi, azob berishdi. İşler, hizmetler tohtap kalıyatırken bu ise, bu silahda ayıplarız. Silahda hatalarızdan buraya. Lekin silah, Allah ve Resulü'nün körsetmesine göre hareket kıladırken bu silahız, hiç kim silahı tosluk bulamıyor. Bari bir silah galip bu kötü orasılar. Bari bir kötü alıp kötü orasılar. Hiç kim silahı tohtatamıyor. Hiç kim. Bütün dünya birleşse tohtatamıyor. Lekin to'xtab qolyapsizmi? Zarar kelyaptimi? Sizdan xato bo'lyapti. Siz aytmang, nimaga biz Allohning yo'lidamizki, bizning mamlakatda bizdan boshqa yo'q-ku. Shunda ham biz xatokor bo'lib, bizga shunday zarar kelaveradimi? Demang, sizdan afzal bo'lgan kishilar xato qilganda zarar keldi. Uhud jangida nimaga zarar keldi? Qarang, Uhud jangida amir, qo'mondon Muhammad alayhisalom, Sayyidul Mursalin, bütün peygamberlerin sayidi amir bo'lganlar ve cengde başkaları yaptılar. Yani peygamber iştirakıyla yaptırırken cengde bazı sahabeler hata kıyandığı için Uhud'da katta bir zarar geldi. 70'de büyük sahabeler şehit oldu. Peygamberimiz arasından yaralandılar. Demek peygamber başçılık kıyan cemaat, askerleri sahabe bo'lgan cemaatta bir hata bo'lganligi için shunchalik zarar kelyaptirgan bo'lsa, sizga nimaga kelasiz? Siz kimsiz siz? U zotlarni qarshisida, ularni muqobilida kimsiz siz? Shuning uchun aytamizki, zarar kelyaptirgan bo'lsa, bu bizning kamchiligimiz. Bo'lmasa, Allohning va'dasi, albatta g'olib bo'lasiz, albatta borgan sari rivojlanib ketaverasiz. Islomda orqaga ketishni qo'ying, to'xtash degan narsa yo'q. Bir holatda to'xtab qolish degan narsa yo'q. Islom faqatgina borgan sari oliy bo'ladigan din. Çünkü Allah taala Kur'an'da aytibdi: "Liyuzhirahu." Bu dinde bütün dinlerge galip kılıçlığı için, üstün kılıçlığı için, balan kılıçlığı için cennetliği deyipti Allah taala. Bargan sana din galip bu kötü oradı. Kemçilik sizden böyle yaptı. Amellerinizde dikkat kılıylar. Fakat Allah'a tevekkül kılıylar. Fakat yine Kur'an'a hadiske göre hareket kılıylar. Onun sahabını Allah'ın huzurunda tapasılar. Dünyada ve ahiretten köresiler. Ve bütün amellerinizi ihtiyat buluyorlar, elbette Allah-u Teala kılıyattırken amellerinizi görüyordu. Allah görüp durdu. Siz Kur'an-ı Hadis'e muvaffıkınin, elbette Allah-u Teala vaadesine hılaf kımıydı, vaadesini kürsetedi, hılaf kışız. Bunda o cizim alamet kılıyın. O yüzden zulüm kılıyarsın. Şimdi halette kesiz, elbette Allah'ın nusreti kıyladı, galip bulasın. Allah Subhanehu ve Teala bütün ümmetini sahabelerinin yoluna hidayet kısın. Ve bütün ümmet her bir mümin kişi, yani bu ayetlerin mezheri buluşluğu ve insanların içi de
yaşayan, yürüyen bir Kur'an buluşluğu nasip kısımdır.